Quiz'in 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Beşiktaşlıların yakından tanıdığı bir isim Behrat Talebi bizlerle. Behrat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim gayet, sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Nasıl hissediyorsun, heyecan var mı? Vallahi var yani, şimdi evden bakınca kolay gözüküyor sorular ama burada tabii bir rezil olma korkusu da var yani. Daha önceki bölümleri izlemiş miydin? Hepsini izledim. Hepsini izledim. Kendini rakip olarak gördüğün birisi var mı? Yani rakip olarak diğer iki arkadaşı tanımıyorum ama Ilgaz'la bir arkadaşlığım var. Onu tabii ki rakip olarak görüyorum yani kendimi. Ilgaz'ı geçeceğim diyorsun yani. Yani demiyorum da çok iddialı olur ama bakalım. Tamam o zaman. İstersen hiç vakit kaybetmeden yarışmamıza geçelim. Olur. Tamam o zaman yarışmamıza geçiyoruz. Fenerbahçe'yi 2010-2011 sezonunda şampiyon yapan teknik adam A. Aykut Kocaman. Milli futbolcumuz Nuri Şahin'in formasını giydiği takım B. Borussia Dortmund. Riyad Mahrez'in formasını giydiği ülke C. Cezayir. 2016 Super Bowl şampiyonu D. Pas. Galatasaray kadın basketbol takımına tarihindeki ilk Euroleague şampiyonluğunu yaşatan baş antrenör Ekrem E. Ekrem Memnun. 98 Dünya Kupası'nı kazanan takım F. Brezilya. Yanlış. Bir güreş stili G. Greco-Roman. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun şu anki başkanı H. Hidayet Türkoğlu. Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu İsmail Köybaşı. Beyaz çikolata lakaplı maçlarda yaptığı muhteşem hareketlerle NBA tarihine geçen basketbolcu J. Pas. Şantaj skandalına karıştığı için Fransa'nın Euro 2016 kadrosuna alınmayan yıldız Karim golcü. Karim Benzema. Rakiplerini ısırmasıyla bu konuda kötü bir şöhrete sahip olan Uruguaylı Luis Suarez. Golcü. NBA'de draft edilen ilk Türk basketbolcu M. Pas. Olimpiyatlarda 10 üzerinden 10 alan ilk ve tek jimnastikçi N. Pas. Osmanlı Spor'un Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşacağı takım O. Olympiakos. Brezilya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük efsanesi P. Pele. Rio Olimpiyatlarında 100'den fazla atletinle doping tespit edilen ülke R. Rusya. Bir NBA maçında en çok üçlük atmış basketbolcu S. Stephen Curry. Bu yıl değişken ağırlıklı paletli alanında dünya rekoru kazanan milli dalgıç Ş. Pas. Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapmış ilk Türk futbolcu T. Pas. Türk basketbolunun efsane isimlerinden Mehmet Okur'un 7 yıl formasını giydiği NBA takımı U. Utah Jazz. 2000 ve 2001 yıllarında üst üste 2 defa Şampiyonlar Ligi finali kaybeden takım V. Pas. Şampiyonlar Ligi finalinde forma giymiş ilk Türk futbolcu Y. Yıldıray Baştürk. Manchester United'ın İsveçli golcüsü Z. Zlatan İbrahimovic. Başa dönüyorum. 2016 Super Bowl şampiyonu Pas. D. Beyaz çikolata lakaplı maçlarda yaptığı muhteşem hareketlerle NBA tarihine geçen basketbolcu J. Pas. NBA'de draft edilen ilk Türk basketbolcu M. Mehmet Okur. Yanlış. Olimpiyatlarda 10 üzerinden 10 alan ilk Nadia ve tek jimnastik. Nadia Comaneci mi? Doğru. Bu yıl değişken ağırlıklı paletli alanında dünya rekoru kıran milli dalgıç Ş. Şayka ama soyadını bilmiyorum. Kabul edelim Şayka Ercüven. Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapmış ilk Türk futbolcu T. Pas. 2000 ve 2001 yıllarının üst üste 2 defa Şampiyonlar Ligi finali kaybeden takım V. Pas. Tekrar başa döndüm. 2016 Super Bowl şampiyonu D. Pas. Beyaz çikolata lakaplı maçlarda Pas. Yaptığı Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapmış ilk Türk futbolcu T. Pas. 2000 ve 2001 yıllarında üst üste 2 defa Şampiyonlar Ligi finali kaybeden takım V. Pas. Ve süremiz sona erdi. İstersen şimdi kaç doğru yapmışsın, kaç yanlış yapmışsın ona bakalım. Toplamda 18 doğru, 2 yanlış, 4 de pas demişsin. Yani kötü bir rakam değil ama Fransa olayı tabii biraz üzücü tabii, oldu. İstersen yanlışlarına bakalım önce. Bakalım. 98 Dünya Kupası'nı kazanan takım F dedim burada bir... Ya Brezilya dedim ve hani senin bakışından da zaten ne kadar saçma bir cevap verdiğimi anladım ama... Orada iş bir işten geçmişti. İlginç hata oldu. Dedim. NBA'de draft edilen ilk Türk basketbolcu ne dedim? Orada Mehmet Okur diyeceğimi tahmin ediyordum büyük ihtimal ama Mirsad Türkcan'dır. Mirsad Türkcan'dır. Yani bunu bildiğine eminim ama yarışmanın heyecanına veriyoruz diyeyim. Bu arada pas geçtiğin sorularda istersen D harfine bakalım. 2016 Super Bowl şampiyonu Denver Broncos. Bayağı ses getirmişlerdi. Yani Denver işlerdi. Olduğunu biliyordum ama devamını bilmiyordum. Şimdi sırf eyalet üzerinden de cevap vermek istemedim. Biraz kaçak cevap olurdu yani. Beyaz çikolata lakaplı maçlarda yaptığı muhteşem hareketlerle NBA tarihine geçen basketbolcu Jason Williams'tı. Tamam biliyorum ama aklıma gelmedi yani. Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapmış ilk Türk futbolcu T. Bunu kim geliyordu? Aklımda biri var eminim ama. Yani Arda Demin yaptı ama
O kim? Da Arda diye bir şey yapmıştı geçen hafta. İlk, biz ilkini arıyoruz buradaki. İlk Türk futbolcu. T harfiyle başlayan. Tuncay Şanlı. Tuncay Şanlı doğru, United maçı. Manchester United maçı. Peki 2000 ve 2001 yıllarında üst üste iki defa Şampiyonlar Ligi finali kaybeden takım. V ile hiçbir takım aklıma gelmedi biliyor musun? Canizares yani desem. Ha Valencia, doğru. Hiç UEFA şampiyonluğu falan aklımda var ama Şampiyonlar Ligi'nin tabi Bayern Münih maçı. O efsane Bayern maçı. Penaltı doğru. Aynen. Bence gayet iyiydin. Söylediğin gibi Ilgaz'ı da geçmiş. Evet işte o güzel bir şey en azından. Yani Ilgaz'ın ki spor bilgisi kötü değil. En azından onu geçmek de bir başarı yani. Behrat geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Asıl gayet eğlenceli ve keyifli bir görüşme oldu. İnşallah başka formatlarda seni ağırlamaktan gurur duyuyoruz. İnşallah bence. Buradan bir önceki ve bir sonraki yarışmacılara demek istediğin bir şey varsa. Ya şimdilik birinciyim ama ne kadar sürer bu tabii. Soru işareti. Umarım biraz en azından uzun soluklu bir liderlik olur.